Herkese selamlar dostlar, hatırlayacaksınız geçtiğimiz ay detaylı bilgisayar toplama serimizin ilk videosunu yayınlamıştık. Hatta yukarıdan çıkan bağlantıdan bunu izleyebilirsiniz. Performans testleri için biraz sizi beklettim dostlar, biliyorum ve bugün işlemcimizin, sıvı soğutmamızın, M.2 SSD'lerimizin ve ekran kartımızın performans değerlerine canlı canlı bakacağız. Ve özellikle sistemimizde canlı canlı da oyun testimizi gerçekleştireceğiz. Hızlı bir şekilde performans sonuçlarına geçmek istiyorum dostlar. Elimde bol bol notlarım bulunuyor ve işlemcimle özellikle başlamak istiyorum. 2700X kullanmıştık ve 2700X Cinebench R15 testinde tam 1616 puan almayı başardı ki dostlar, zaten 16 threadlik oldukça güçlü bir işlemci. Sistemde sıvı soğutma olarak Sigmatec'in Glass 240 mm'lik sıvı soğutmasını kullanmıştık ama burada fanları çıkartıp Bitfenix'in kendi özel RGB destekli fanlarını yerleştirmiştik sıvı soğutmamıza. İşte işlemcimizi bu sıvı soğutmamızın desteğiyle işkence testimiz olan Prime 95 testine soktuk. Ve 30 dakikalık Prime 95 işkence testimizde işlemcimiz %100 yükte. Yarım saatin sonunda maksimum olarak 69 dereceye çıkabildi dostlar. Isı değerine baktığımızda işlemcimizin özellikle XFR değerlerine çıkabilmesi anlamında yeterli bir seviye. Yani soğutma anlamında Bitfenix'in fanları yardımıyla da elimizdeki bu sıvı soğutma dostlar güzel bir çıkarttığını söyleyebilirim. Zaten işlemcim çoğu zaman 4 GHz'de çalıştı. Ve gelin bu sistemde kullanmış olduğum ve en çok merak edilen iki tane parçamıza dostlar. Bunlardan bir tanesi Adata XPG'nin 512 GB'lık PCI Express M.2 SSD'miz dostlar. SSD'mizin koduna geldiğimiz zaman ise CX8200 Pro isimli M.2 SSD'mizde. SSD'nde kristal disk mark testi yaptığım zaman dostlar, fiyat performans anlamında alınabilecek güzel SSD'lerden bir tanesi ki burada en büyük avantajı üzerinde kendi paketin içerisinden de bir tane soğutucu plakasının gelmesiydi. Ve SSD'mi kristal disk mark testine soktuğum zaman okumada saniyede 3485 MB'lık bir seviyeyi bize sağlayabildi. Yazma tarafında ise 2331 MB'lık bir yazma değerini bize sağlayabildi dostlar. Bu değerlere baktığımız zaman bu M.2 SSD'mizin fiyatını gözlemlediğimiz zaman bize sağlamış olduğu performans değerleri gerçekten başarılıydı. IOPS kısmına geldiğimiz zaman, yani bilgisayarı kullandığımızda genelde bilgisayarın performansını belirleyen IOPS kısmına geldiğimiz zaman ise elimizdeki bu M.2 SSD'miz dostlar IOPS kısmında 300 binlik bir değeri bize sağlayabildi. Bu da IOPS anlamında güzel bir değerdi. Ve gelelim sistemde kullanmış olduğum şu anda Adata'nın fiyat performans anlamında en gözde SSD'lerden bir tanesi olan SU650 isimli SSD'miz dostlar. Bendeki model 960 GB'lık modeldi ve 960 GB'lık modeli kristal disk mark testine soktuğum zaman saniyede 545 MB'lık bir değeri bize sağlayabiliyor ki oldukça iyi bir değerdi. Yazma kısmına geldiğimiz zamansa SU650 960 GB'lık bu SSD'miz saniyede 516 MB'lık yazmayı bize verebildi. Ve IOPS kısmına geldiğimiz zaman ise 2.5 inçlik bir SSD için dostlar IOPS kısmında yine güzel değerleri görebildik. IOPS kısmında 70 binlik değerin dostlar üstünü bize elimizdeki bu 2.5 inçlik SU650 SSD'miz sağlayabildi. Kapasitemiz 960 GB'tı. Sizlerin en çok merak ettiğiniz parçaların dostlar testlerini sizlere sundum ve şimdi gelin bu sistemle canlı canlı oyun testimizi yapalım. Oyun sırasındayken ekran kartımız ısındığında, işlemcimiz ısındığında hava suyu sirkülasyonu başarılı mı? Yani burada Prime 95 işkence testi yaptık, lakin ayrıyetten ekran kartı ısındığı zaman burada işlemci soğutucumuza eksi bir zarar verecek mi? Hava sirkülasyonu anlamında başarılı mı? Ve ayrıyetten oyun sırasındayken FPS değerlerimizi canlı canlı gözlemleyeceğiz. Ve unutmayalım, bütün ayarlarımın hepsi 2K ve en yüksek grafik olacak. Çünkü elimdeki ekran kartım Asus Strix RTX 2070 ekran kartı dostlar. Bu ekran kartı 1080p odaklı değil de minimum olarak elinizde bir 2K monitör varsa 2K odaklı bir ekran kartı. Onun için ben bugün testlerimi minimum olarak 2K ultra grafiklerde gerçekleştireceğim. Başlayalım. Ve dostlar, ilk oyun testimiz tabii ki de BF5'teyiz ama BF5'te ilk defa deneyeceğim bir moddayım. O da BF5'in kendi Battle Royale modundayım dostlar. İlk defa oynayacağım, daha önce hiç oynamadım. Ben de biraz merak ettim açıkçası. Hem de sistem, hem işlemci anlamında, hem de ekran kartı anlamında oldukça zorlayalım istiyorum. Çünkü Firestorm modu, yani Battle Royale modu, bildiğiniz gibi online mod dostlar. Ve burada sistemin bütününü oluşturan dostlar parçaların listesini açıklama kısmında veriyorum. Örnek vermek gerekirse burada kullanmış olduğumuz RAM'imizde 3600 MHz'lik sıvı soğutmalı XPG'nin RAM'i gibi gibi.
Açıklama kısmından bütün detaylara ulaşabilirsiniz dostlar. Bakalım solo moduyla bir şey yapabilecek miyiz? Ve FPS'lerini gerçekten merak ediyorum. Grafik ayarım 2K ve oyunun bana sunmuş olduğu en yüksek grafik ayarı yani ultradayım. Ray Tracing modu açık değil ve oyunda maksimum olarak 200 FPS'te limiti bulunuyor. Aha oyun başlıyor. Hemen en üst kısımdan ekran kartımızın kullanımını, sıcaklığını, bir alta indiğimiz zaman işlemcimizin kullanımını, işlemcimizin sıcaklığını, onun bir altında RAM değerimizi görebiliyoruz ve en altta ise canlı canlı burada FPS'imizi gözlemleyebileceğiz. Bu arada 8 GB'ın çok üstündeyiz. Yani artık yavaş yavaş 16 GB'a geçmemiz gerekiyor. Çıkabiliyor muyuz? Var ya ilk defa oynuyorum. Ayarları size göstereyim bu arada. Ayarlar 2K'dayız ve DirectX 12 açık. VSG'yi kapattık 60 FPS'in üstünü görebilelim diye ve burada ultra grafiklerdeyiz. İlk defa oynuyorum ilk defa. Şu anda sizinle birlikte ilk defa oynuyorum. 90 FPS'lerdeyim. 2K en yüksek grafikler. Oğlum oyunda ping var. Bende ping var abi gene ya. Öf. Apex'te falan olmuyor acaba? Serverla alakalı bir durum mu? 100 FPS'leri zorluyorum. 102'yi gördüm şu anda. 2K ultradayım. Silah niye yok? Aha! Mevzu çıktı. Şu anda 90 FPS'lerdeyim. Abi nereye gitmem gerekiyor ki? Buraya mı gitmem gerekiyor? Okey. FPS değerleri gerçekten çok iyi. Aha biri geliyor. Vallahi biri geliyor. Aha gördüm. Oğlum ne oldu adam direkt... Ay direkt düştük ya. Puh. 100 FPS'leri falan gördük ya. FPS konusunda oyun gayet optimize. Ufak tefek bug'lar var. Çünkü FPS bak burada 90'lar. İleri gidiyorsun gene 90'lar. Onun için fazla ilerlemeyeceğim çünkü oyunu bilmiyorum. FPS görelim yeter abi. Ve sıradaki oyun testim ise son dönemlerde trend bir hale gelen ve benim de gerçekten severek oynadığım Apex testindeyiz dostlar. Şu anda yanımda Mehmet bulunuyor. Bizim sitemizin editörü. Ayrıca Donanım Arşı Dostlar grubunda da kendisi moderatör. Ve şimdi ikimiz birlikte bir Apex testi yapacağız. Ayarlara geldiğim zaman ise burada bizi 2K çözünürlük ve oyunun bana sunmuş olduğu en yüksek grafiklerdeyim. Ve burada VSync'i kapattım ki daha yüksek FPS'leri rahatlıkla görebilelim diye dostlar. Şimdi hızlı bir şekilde oyunumuza başlayalım. Bakalım Apex'te bu sistem ne yapabilecek ve bu sistemin hem işlem sıcaklığına hem de ekran kartı sıcaklığına sistemi birazcık yoralım, bakacağız. Dostlar şu anda yukarıdan baktığımızda 80-90 FPS'lerdeyiz. 70-65'leri de gördük ama üstten bakınca FPS'ler genelde düşük oluyor. Bir ayaklarımız yere bassın. 2K'dayız ve oyunun bize sunmuş olduğu en yüksek grafiklerdeyiz. Aha arkamızdalar. Aha önümüzdeler. Abi ne oluyor? Neler oluyor? Düştü birini aldık. Aa mermim bitti. 165 FPS'i de gördüm lakin bu pek. Aa abi çok kötü gittik ya. Ayaklarımızı yere bastık dostlar. Şu anda 160 FPS'leri görebiliyorum. Buralara birilerinin inmiş olması lazım. Abi dikkat etmemiz lazım. Hayır. Ben ayarımı değiştirmem gerekiyor. Bir dakika. Benim klavye ayarım değişmesi gerekiyor. Aa nişan alamıyorum. Ne oluyor lan? Okey. Ben hazırım şu an. Diğer adam çıkmış direkt ya.
Canım az, can basacağım. Dostlar şu anda ekran kartımın sıcaklığı 64 derece. Bence güzel. Zaten uzay montaj halinde 61-62 derecede çalışan bir ekran kartı. Kasa içerisinde değerini beğendiğimi söyleyebilirim. Burada işlem sıcaklığımı görebiliyorsunuz. 60 dereceye daha çıkmadı. Hadi az kaldı. 105 FPS'lerdeyiz. Arkadan yiyoruz. Ay düştüm. Mehmet gel kaldır lan. Ölecek abi, ölecek. Bak izleyin şimdi, bak izleyin. İzleyin. Abi adamlar 2-3 kişi. Bak bak, reis çıktı ve içeri girdi. Bakalım ne yapacak. Yukarıdan da yiyor. Kesin gidecek. Oğlum beni, adam yumrukluyor lan, beni kaldırsana bari. İşte Mehmet hep böyle oynuyor arkadaşlar, hep. Ve bir tane eve girdik. Abi şu anda Peacekeeper var, hangisini alsam ya? Peacekeeper'ı alayım. ...90 FPS'lerdeyim. Gayet güzel. Abi gidiyoruz. Hadi Allah utandırmasın. Birini aldım, indirdim, süper. Direkt düştü abi, direkt düştü. Adam burada mı yoksa, ne oluyor? Her an zokalanabiliriz ha. Burada. Çık Mehmet, göremiyorum lan. Aldım. Aldım galiba. Ne oldu? Ne oldu ona? Süper. İşte bu. İşte bu. Süper abi. Süper, aldım, indirdim. İşte bu kadar. Abi çok iyi ya. Çok iyi gidiyoruz. Oyunda biraz ping var ama siz de görmüşsünüzdür. Adamlar yarı ışınlanıyor. Tuhaf bir hal var şu anda. Ama yine de kaçırmadık. Abi bak bunu biraz pusalım bence. Hemen rush'lama ya. Mehmet nereye gidiyorsun? Diğer rakipler gelebilir. Pusalım bence. Kaç abi. Adam gitti, şey attı ya. Burada. Ah ah, alamadım abi, alamadım. Çok pis daldılar. Üçü birden girdi. Abi ne oluyor? O nasıl bir şey ya? Hadi hadi, süper süper. Süper Mehmet, süper gidiyor. Hayır hayır hayır, yeme arkadan.
İşte bu ya, helal olsun. Oğlum beni 2 squat kalmış. Şampiyonluk gelir mi abi? Hadi bakalım. Decoy. Süper. Mehmet hadi shield bas, Abi yapma ya. Niye shield basmıyorsun ki orada? Bak hep bunu yapıyor. Gördünüz mü? Shield basmadı orada. Abi alabilirdik ya. Dostlar oyunu burada sonlandıralım. Benim için bayağı keyifliydi. İki tane Mehmet'in kili var. İki tane benim var. Bir tane de diğer arkadaşım var. Bunu tanımıyoruz. Bu rastgele girdi zaten. Gördüğümüz FPS'lerleri çok çok güzeldi. Halen şu anda bayağıdır oynuyoruz. Ekrana bakıyorum. Tam yarım saat olmuş. Ve 65 dereceyi geçmedi. Ekran kartımın sıcaklığıydı. İşlem sıcaklığına baktığım zaman da 70 dereceyi bulmuyor ama 66'ya kadar yaklaştı. Şimdi gelin bir sonraki oyun testimize geçelim. Ve şimdi sıra geldi son oyun testimiz. O da sürpriz bir oyun olsun istediğim dostlar. Crysis 3'teyiz. Ve ayarlar kısmına geldiğim zaman ise burada bizi 2K çözünürlük ve kenar yumuşatma tarafında ise FXAA bizi karşılıyor dostlar. Burada ayarlar kısmına geldiğimiz zaman ise oyunun bize sağlamış olduğu en yüksek ayarlar oyunda şu anda seçili. Şimdi hızlı bir şekilde oyunumuza başlayalım. Bakalım oyun içerisinde kaç FPS görecekmişiz. Canlı canlı gözlemleyelim. Şu an 2K ve oyunun bize sunmuş olduğu en yüksek grafiklerdeyiz abi. Bu grafiklerde 70 FPS'lerdeyiz. 60'lara kadar düşüyoruz. Lakin kenar yumuşatma FXAA'ydı. Eğer 8x yaparsak, hatta 8x'i kaldırmışlar mı yok burada. 8x yaptığımız zamansa alabildiğimiz FPS en fazla 43 FPS ve bu 4K değil 2K. 2K ve oyundaki en top grafiklerdeyiz. Lakin oyun 10 senelik bir oyun olmasına rağmen abi mükemmel. Mükemmel ya. Gerçekten mükemmel. Neyse ben bunu FXA'ya geri alıyorum. Ya yürü yürü, fazla boş yapma, yürü. İçerideyken 80 FPS'lerdeyiz. Gerçekten 10 yıllık bir oyuna göre çok zorluyor ya. Hadi selamünaleyküm. Sessizce yapamam bunu. Ya çık şuradan. Oğlum ne oluyor ya? ...80 FPS'lerdeyim. Geçelim burayı ya. Ver oku. Oo 50 FPS'ler. 50 FPS'ler oldu birden. Değişik şeyler oldu. Galiba orada haritanın yüklenmesiyle FPS düştü. Aç birader, aç. Selamun aleyküm. Ve çat. Çat. Dostlar testimizi burada sonlandıralım. Crysis'te şu anda en yüksek sıcaklığı Crysis'te görebildik. Ekran kartımızın sıcaklığı 67 derecelere kadar ulaşıyor. İşlemcinin sıcaklığı 61 derecelerde ve burada aldığımız FPS'i gördüğümüz zaman da 2K'da ve en yüksek grafiklerde 90 FPS'lerdeyiz. Diğer oyunlara baktığımız zaman da güncel 2 oyunu test ettik ve bu oyunlar online tabanlı hem işlemci hem de ekran kartına oldukça yüklenen oyunlardı ve orada çok yüksek değerleri görebildik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yakında detaylı sistem toplama rehberlerinin de devamı gelecek. Like kısmına basabilirsiniz ve kanala da abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.